Göt diyor değirmen taşı gibi. Sana ne ulan kel pezevenk? Mümteşim götlerin dedi. Bağırma lan göt. Ben diyor gideceğim Londra'ya. Bir iki ay tiyatroları seyredeyim, operalara bakayım, müzikallere bakayım. Dünyada neler oluyor bir göreyim, geleceğim diyor. Tamam diyorlar, gidiyor bu. İki ay sonra Fikret abi geliyor. Hoş geldin, beş gittin. Çantalar, bavullar açılıyor, plaklar almış, hediyeler almış işte annesine, bunlara falan. Şimdi diyor, size diyor bir şey dinleteceğim diyor. Küçük pikaba şöyle küçük plağı koyuyor. O dönemde twist dansı patlamış İngiltere'de bir anda. Zaten dünyada müzikte falan böyle ilk başlangıçtan İngiltere'den çıkar abi. Ondan sonra yayılır yani. Twist dansı modası başlamış ve plağı koyuyor. Fikret abi başlıyor onunla dans etmeye. Orada da bir iki figür öğrenmiş. Bunlar yerlere yatıyorlar gülmekten. Ya niye gülüyorsunuz diyor. Öztürk abi diyor ki abi diyor biraz diyor Le Pontif dansı gibi oldu diyor. Çünkü diyor koskoca Fikret Aykan hani jön diyor göt diyor değirmen taşı gibi falan. Sonra diyor millet diyor falan. Fikret abi diyor ki haklısın diyor Öztürk diyor. Şimdi diyor bunu ben yapsam hani jön adama bak başını kıçını değirmen taşı gibi sallıyor derler. Ama diyor gel diyor bunu sana öğreteyim. Sen diyor bunu bu filmde kullan. Çünkü senin diyor tipine çok iyi gider bu diyor. Bunlar plağı koyuyorlar. Figürleri evde çalışırken Öztürk abi de sözlerini bilmediği için hep sallıyor. Abidik gubidik tüvist. Leblebe lübelebe tüvist diye kendi de ona söz yazıyor. Sonra bir filmde yeri geliyor bunu bir patlatıyor abi. Bir anda bütün Türkiye abidik gubidik tüvist diyor ve Öztürk abi zirveye çıkıyor. Herkes tanıyor. Ondan önceki ekürisi şeydi, Vahi Öz'dü mesela hatırlarsanız. Vahi Öz'de bir sahnesi vardır, efsane. Vahi Öz, ben Adana'ya gidiyorum Tayfur diyor, buralar sana emanet diyor. Bu da bir bebeciğim falan yapıyor. Havaalanına gidiyor, uçağı kaçırınca tekrar geri geliyor. Evde de büyük bir parti veriyorlar. Müzik sesleri falan filan. Vahi Baba böyle kapıyı bir açıyor ki içeride kadınlar, kızlar, şampanyalar patlıyor, danslar ediliyor. Elinde de bastonu var. Öztürk abi babayı görünce bebe yapıyor. Bastonla kalabalığı gösteriyor. Diyor ki bu ne ulan Tayfur? Beston bebe. Cumhuriyet Gazetesi'nden Napolyon gibi bir şapka yapmışlar. Üstadım, hocam bunu pışpışlıyorlar. 15-20 kişi sahilde denetime çıkarıyorlar. Nur Bey de içtiği 8-10 biranın rehavetiyle çoluk, çocuk, yaşlı, genç herkese sataşıyor, gülüyorlar, tamam mı? Mesela birine diyor ki, sen yavrum kaç yaşındasın? Hocam işte 16. Yavrum, enseye bakıyorum sinagog direği gibi. Yağlıyı bırak, tuzluyu bırak, hamur işi yok, üç beyazdan kaç falan. Herkese böyle tavsiyelerde bulunuyor. O arada çocuklar kumdan böyle kaleler maleler falan yapmışlar abi. İşte çalışıyorlar. Nur Bey de geliyor. Yavrum ev mi yapıyorsun? Kale mi yoksa baraj mı? Ev yapıyorum amca. Kaç lira istiyorsun bu eve? Amcam hemen 500 bin liralık bir çek yazın yavruma. Bu evi aldım çocuğu. Bir başkasına gidiyor. Yavrum ev mi yapıyorsun? Kale mi baraj mı? İşte baraj yapıyorum amca. 1 milyonluk çek yazın barajı alıyorum. Gittim orada en küçüklerine 5 yaşında bir piç. Yavrum ev mi yapıyorsun? Kale mi baraj mı? Baktı. Ananın amını yapıyorum. Yıkıldım. Kafamdan aşağıya kaynar sular döküldü. Bütün beni seyreden eşraf herkes kendini kumlara denize attı. Hocam dedim çocuğa bir şey demedim mi? Çocuk haklı. Sana ne ulan kel pezevenk? Niye 5 yaşındaki çocuğun hayal dünyasına giriyorsun? İnersen ağzının payını verir işte böyle. İşte romanlar bana bayıldılar. Beni de roman bellediler. Mahalleye böyle bir giriyorum. Roman teyzeler bağırıyor pencereden. Fethi! Annen ölsün Fethi! Kurban olurum sana Fethi! Falan diye. Bir akşam mahallede çekim yapıyor. Gece 2 falan oldu artık.
Biz de biliyorsunuz genelde setlerde yönetmenlerin sesi duyulur hani. Hadi artık çabuk! Sessiz olun! Falan ne bekliyoruz falan diye. Bir şey oldu gecikince Mustafa Altıoklar da ekibe fırça atmaya başladı. Hadi artık neyi bekliyoruz? Ne oluyor kardeşim? Saat oldu bilmem ne falan filan deyince çekim yaptığımız sokağın böyle üçüncü katında cumbalı bir yerde oturan bir amca pencereyi açtı. Bağırma lan göt dedi. Biz hepimiz böyle kaldık. Mustafa Altıoklar dedi, bana mı diyorsun dedi. Sana diyorum lan dedi. Kes lan dedi, buranın Allah'ı sen misin? Ne dedi bağırıp çağırıyor millete dedi. Biz böyle kaldık. Bize dedi ki size de yazıklar olsun lan dedi. Bu yavşak dedi oynayın diyor, oynuyorsunuz, susun diyor, susuyorsunuz dedi. Ya adam yönetmen. Mustafa buna dedi ki terbiyesizlik yapma, gir içeri falan filan yapınca. Ulan dedi senin falan aradı. Yanda pencerede böyle bir sardunya var. Onu böyle olduğu gibi mahalleye bizim üstümüze attı herif. Pat diye ortaya düştü. Ne oluyor, ne oluyor? Prodüksiyon hemen şey yaptı, kapıyı mapıyı açtırdılar. Babaya iki büyük rakı alınca abi sükuneti sağladı. Kenardan bize bağırıyor. Üzmeyin lan abimi. Adam gibi oynayın. Falan diyor. Şekeli Ali dayı da büyük palavracı. Diyor ki koy dedi o Türkan abama haber ettiler diyor. Kemal Paşa'nın selamı var. İzmir'de Yunan'ı denize döküyorum. Ali de yetsin yardıma gelsin diye. Vardım diyor benim diyor Gratulan diyor. Tıkıdık 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 diyor. Bornova'nın oradan İzmir'e doğru girdim diyor. Ulan bir baktım bir etraf diyor mahşer yeri diyor. Kaynıyor diyor böyle. Alsancağı kadar geldim bir baktım diyor paşam almış eline kılıncı. Yunan'ı diyor böyle denize döke döke. Konak istikametine doğru gidiyor. Kalabalığın oradan bağırdım diyor. Paşam! Paşam ben geldim. Paşam. Hoş geldin Ali dayı diyor. Paşam dedim ki sen çok yoruldun ya. Ver biraz da ben denize dökeyim. Doğru diyorsun Ali dayı diyor. Ver riba kılıncı diyor. Yunan'ı diyor denize döke döke ta konağın oraya kadar geldim diyor. En son bir tane Yunan kaldı diyor. Tam kılıncı kaldırıp buna yapıştıracağım. Bana dedi ki dur Ali dayı. Yunan da tanıyor. Dur Ali dayı deyince kaldım diyor. Ali dayı konağın arkasında bir küp altının var saklı. Onu sana vereyim ben denize dökme. Anayim. Kar dedi şimdi hayvanların altından aldık. Çok güzel ya da yumurta yapıyorum işte ekmek banarsınız. Öyle değil mi Kamuran Bey dedi. Kamuran abi bir anda böyle dedi ki hanımefendi ziyadesiyle yedik. Tavuklarınızın götüne sağlık. Yeter ya dedi. Rahmetli böyle oturmuş Seferoğlu yalısında. Hun İmparatoru Atilla gibi böyle. Denize bakarak böyle kahvesini içiyor. Set burada arkasında ama. İki de bir saatine bakıyor. Biz yürüdük. Neredeydik? Parmağımızın üstünde böyle ki günaydın abi falan dedik. Kamuran abi zaten şöyle bir yan döndü. O bizim geldiğimizi anladı ki ulan bunlar beni vernellemeye gelmişler yumuşatmaya diye. Güven geldi böyle karşısına oturdu. Nasılsın Kamuran abici falan diyor. İyiyim. Ben de geldim. Böyle bir yanaklarından böyle bir seveyim dedim canım abime. Kamuran abi nasılsınız dedim. Bak bana böyle yaptı. Sen bu topa çıkma. Sadık dayı. Sadık değil Sadık. Sadık Karataş. Çıbıklı. Hayatında hiç ö harfi kullanmamış. Kömür yok, komür. Göz değil, goz. Götlek değil, gotlek. Etimeskuta, temesut. Keçi örene, geçi veren. Gözlemeye, gözletme diyen. İnanılmaz bir tip. Abi canlı yayın bitti. Yüzlerce mesaj. Yürü abi arkandayız. Başkanım yakışır. Adam, adam, adam. Ondan sonra kartalım abi büyüksün. Falan. Efendim müsaitseniz başkanım Süleyman Sebas sizle görüşmek istiyor dedi. Bağla bakalım dedim. Şimdi ben de bekliyorum. Kim çıkacak karşısına diye. Evlat merhaba nasılsın dedi. Ben bir anda dedim başkanım peki benim adaylık ne olacak dedim. Hayatımda gördüğüm en muhteşem cenaze töreniydi. Yani Süleyman abi hakikaten şanına yakışır bir biçimde uğurlandı. Allah mekanını cennet etsin. Onun gibi bir başkana sahip olmak zaten bizim için çok büyük bir onur, çok büyük bir gurur. Emin abi geldi. Emin abi tek başına geldi.
Emin abi, Nurtekin abi nerede dedim. Yolda indirdim dedi. Nerede indirdin ya? Uludağ yolunda dedi. Kire çocukları 7 kilometre vardı şehire indirdim arabadan dedi. Ne oldu? Arabada bir şey konuşuyorlarmış. Hararetli konuştukları da tiyatro. Öyle olmaz, böyle olur, bir oyun üstüne falan filan, oradan Emin sen aktör değilsin, Emin Dora sen de rejistör değilsin diyor. Arabada duruyor ya, Emin abiye diyor ki, kalk çıktırın lan arabamdan, çık dışarı diyor. Emin abi diyor ki, anlamadım, burası benim arabam, kimin arabasında kimi kovuyorsun? Ha öyle mi, affedersin Emin, ben kendi arabam zannetmiştim diyor. İhsan adında bir it tarafından alçakçasına katlediliyor. Sen kalkmış göt kadar kasabada güvenlik sağlayamıyorsun efendi diyor kaymakama. Şimdi orada hep şaşırıyordum. Memleketimizin neydi ya? Mümtaz evlatlar, tamam aldım kızım, gerek yok. Mümtaz evlatların dedi. Neydi ya? Nurtekin abi takıldım, hep takviye çekerdi böyle. Yapar. Çıtık etti. İçi boş. Aksesuarcı Refet dayı unutmuş mermi koymayı. Süleyman demişti ya, toplu tabanca daha garanti dur. Garanti dur da içinde mermi yoksa nasıl garanti dur? Ulan ki ölmem lazım. Öldüm ama nasıl gülüyorum biliyor musun? Ya? Tuzla taraflarda köprüye takmış, dekorun yarısı yok. Adam devlet tiyatrosunu arıyor. Devlet tiyatrosunu bulamıyor tabii. AKM müdürlüğünü arıyorlar. AKM müdürlüğü de benim telefonumu veriyor. Sabah köründe beni aradı, diyor ki amirim dekoru köprüye taktık. Yarısı gitti, ne yapayım dedi. Dedim ki çek sağa uyu. Sabahın dördünde ne yapacağız? Dekoru takmışız zaten yarısını. Buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.